Deva Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ülkeyi düzlüğe çıkarmak için hazır olduklarını belirten Başkan Özkaya, eylem planlarının da yazılı olduğunu söyledi. Başkan Özkaya, inançlı bir şekilde siyasette yollarına devam ettiklerini ifade etti. Bizler bazı projeler geliştiriyoruz inşallah. Bazı yaptığımız işler, biz bu siyasetin karışık olduğu ortamda çok böyle didişerek, savaşarak değil de biz projelerle konuşan bir genel merkezimiz, genel başkanımız var. Biz de Kayseri'de aynı yolu takip edeceğiz inşallah. Çünkü bu yaşadığımız sıkıntıların anlatmaya gerek yok bazı şeyler. Mesela ben genel merkezde şöyle bir geçen hafta il başkanları toplantısına katıldığımda orada mesela Cumhurbaşkanlığı sisteminin tartışılmadığını fark ettim. Yani orada tartışılan şu, artık Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu sistemin Türkiye'ye götürmediğini herkes görüyor bunu. Yani tartışmanın da bir anlamı yok. Birçok insan bunu görebiliyor. Bizimkiler orada genel normal önceki parlamenter sistemle güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine yoğunlaşmışlar. Kendilerini anlatabilmek için, yani işte önceki parlamenter sistemin üzerine neler konulacak, işte bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme gücün nereden, işte Cumhurbaşkanlığından, değişik güç erklerinden nelerin, yani güçlendirmek demek ortaya toplamak yani. Millet partiyle ülkeyle alakalı şeyin, yani meclisin yetkisini artıracağız. Bunu nereden alacağız bu yetkileri? Yani havadan gelmeyecek. Cumhurbaşkanından, işte parlamenter meclisten, eklerinden, anayasa ve yargıdan, şuradan buradan gelecek şeyler. Biz de burada tabii yaşadığımız Kayseri'de bazı kötü şeyler yaşadık. İnşallah biz bu yaşadığımız kendimizle alakalı çekişmeler falan oldu. Bunları biz aştığımıza inanıyoruz. İnşallah aşacağız. İşte Kayseri'de bir değişik algılar var. İşte bu yönetimde geçici falan, ama biz öyle bir şey olmadığını biliyoruz inşallah. Biz sağlam bir şekilde duruyoruz. Her gün partimize 3'er 5'er insan geliyor, katılıyor. Organizedeki hareketlilik arttı başkanım. İşte kapalı ortamlarda falan konuştuğumuz zaman bize işte ya biz destek olalım inşallah. Hatta bazı solcu olarak bildiğimiz sanayicilerimiz var. Onlarla konuştuğumuz zaman ya gerçekten bu ülkeyi, yani bizim partimizde böyle bir kültür, devlet şeyi yok, tecrübesi yok. Biz gene bu ülkenin içerisinde bu partinin içinden çıkan, AK Parti'ni beğenmesek de içinden çıkan düzgün insanların gene bu ülkeyi bu cendereden çıkaracağını söylüyorlar. Bundan da bizim hoşumuza gidiyor. Bir de biz gerçekten yani projelerle konuşmak istiyoruz. Yani insan kalitesini belletmek istiyor. Biz kalitemizi, yani işte çamurlu bir sahada top oynayan iyi bir futbolcu çamurlu sahada top oynayamaz. Yani iyi bir futbolcu düz sahada, böyle çim sahada, güzel bir sahada oynarsa kalitesini ortaya koyar. Maalesef biz diğer siyasi partilerin çoğunu projelerle hiç konuşan yok. Yani ben Sayın Ali Babacan'ı bundan önce gittiğimde, yani takip ettiğimiz kadarıyla ve görüştüğüm kadarıyla düzgün, temiz bir insan, çalışkan bir insan. Yani bunun üzerine genel merkeze gidip de il başkanları toplantısında o projeleri, bizim ekip çok kuvvetli. Gerçekten yani bu bizim için büyük bir şans. Milletimiz için, ülkemiz için büyük bir şans. Nedir? Çünkü bu adamlar bir araya gelmiş, ha her parti diyebilir. Biz şeyiz, biz de işte proje geliştiriyoruz. Şöyle böyle de. Bu arkadaşlar İbrahim Çanakçı, Birol Aydemir, Candan Karlıtekin, buna benzer bu Kayseri ya bizim bildiğimiz derin yanında dünya çapında 8-10-15 tane insan var. Bunları tek tek hepsiyle de görüştüm. Gerçekten çok üst düzey insanlar. Bunlar iyi niyetli olarak bir araya gelmişler başkanım. Ve bunlar bu ülkeyi, dünyayı okuyarak, bunların her biri 3'er 4'er üniversite bitirmiş, 3'er 4'er dil bilen, bir araya gelmişler bu ülkede. Biz bu sıkıntıları,
Bundan nasıl çıkarız? Bununla ilgili bir araya gelmiş proje yazıyorlar. Ben Ankara'ya gidince oradaki havayı kokladıktan sonra burada bir takım insanlar olan kızgınlığım biraz arttı. Çünkü sanki o insanlar oraya gelmişler, bir kapatmışlar kapıları, bu ülkeyi böleceğiz. Nasıl bölelim? İşte Alevi Sünni çatışmasını nasıl arttıralım? Ekonomiyi nasıl bitirelim? Veyahut da bu ülkeyi tam ortadan 3'e 4'e nasıl böleriz? Gibi bir hainlik suçlamasıyla falan karşılaştıkları için ben bu çok zoruma gitti. Önceden bunlara çok şey yapmıyordum. Ya bu insanlar kıymetli insanlar. Çünkü bir araya gelmiş projeyle konuşuyorlar. Yani ben şöyle baktığım zaman gerçekten diğer siyasi partilere bakıyorum şöyle. Yani şeyi dışarıdan gözlemeye çalışıyorum. Diyorum ki ya bunlar farklı bir şey mi yapıyorlar? Onlar da mı aynı? Ha var bazı, biz bütün partilerin içinde yok gibi de değil, bazı ufak tefek şeyler var ama bizimki gerçekten proje eksenli ve bazlı tamamen bununla alakalı. Buna yoğunlaşmışlar ve aklınıza ne gelirse, Türkiye'nin ne problemi varsa, basınla ilgili problemler dahil. Geçen gün serbest bölgede bir arkadaşları ziyarete gittim. Serbest bölgenin çok büyük sorunları varmış. Bunlar işte bizim elektriğimizle ilgili sorunlar var, şu var, bu var. Hemen orada bir proje geliştirdik. Dedim ki oradaki abi dedim. Ne yapıyorsunuz? Sorunlar ne? Hemen Metin dedi, yarın sana şey dedi. Ben bütün üyelerimize yazıyorum. Bizim sorunların tamamını yazın. Sana yarın sunuyorum. Ben de o sıra tam Birol Aydemir'i aradım, Birol Bey'i. Birol Bey dedim, bizim böyle bir çalışmamız var mı dedim. Vallahi dedi, bir taslağımız var dedi. Ama dedi, biz de size bildirecektik. Sizin orada da serbest bölge var. Türkiye'deki bütün serbest bölgelerden şey yapın, bu projeleri toplayın, bize gönderin. Biz de 2 gün sonra Şener Hanım'la beraber, Şener Hanım o politikalarla alakalı zaten, bu çalışmayı yaptık, Ankara'ya gittik. Şimdi onunla ilgili bir eylem planımız hazırlanıyor. İnanın bir hafta sürüyor. Yani bazı işler yapan için, yani tecrübe edinen biriler için çok kolay. Gerçekten bu ülkeyi düzlüğe çıkarmak da çok kolay. Çünkü çalışıyoruz ve hazırız. Eylem planlarımız yazılı. Kamu böyle bir şey, katalog halinde yazılı başkanım. Ve eylem planları, ben işte asgari ücrette şey vereceğim, kim 5 lira veriyorsa ben 2 katını vereceğim diyen bir şey değil. Yani kaynak nereden gelecek, nereden bulunacak, bu kaynak nereye harcanacak, kelimesi kelimesine, kalem kalem, fabrika kurar gibi bir işe girerken fizibilite etüdü yapılır ya, aynen öyle fizibilite etüdü yapılarak ve kalem kalem yazılarak şey yapıyor. Ali Bey'in bizden bir ricası oldu. Dedi ki arkadaşlar, dedi, bizim bu eylem planlarımızı verdiğiniz insanlara deyin ki lütfen bunları saklayın. Yani onları bekletin ve neler olacağını, neler yapabileceğimizi görün. Şimdi biz bu anlamda çok inanarak yolumuza devam ediyoruz. Ha, bazı ufak tefek tecrübelisizliklerimiz de var. Mesela bizim geçen bir başlığımız oldu işte, Dilek Hanım'ın bize şey... Biraz biz Dilek Hanım'ın bize çok iyi yaklaştığını da biliyoruz. Çok arkadaşane bir şey ortamda ama biraz gazeteciler de biraz manşet yapmayı seviyorlar. Birazcık böyle işte ölürüm kaçarım, zaten millet bundan bıkmış durumda. Biz öyle bir parti değiliz. Yani vay işte reis deyip ölenler bilmem işte çok böyle olduğundan fazla sevilen insanları biz o siyaseti beğenmiyoruz. Biz projeyle, ben orada yani bu proje yapan insanların Türkiye'de bana göre bir araya gelmiş tek grup olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kaliteli ve bu kadar insanın bir araya gelip güzel bir şekilde memleket için proje hazırlayan insanları çok kıymetli gördüm. Dedim ki ben orada dedim onları korumak isterim. Korurken de yani memleketim için, çocuklarım için ölmem, ölürsem de şehit olurum dedim.